Play this in. Ne oluyor be? Zavallı küçük bir çocuk. Buraya nereden düştün kardeşim? Pikniğe gittin, uçurumdan mı yuvarlandın? Herkese merhaba arkadaşlar. Inside'a hepiniz hoş geldiniz. Bu oyunda ormanda kaybolmuş, terk edilmiş, yalnız, karamsar, içine çekinik, gariban bir çocuğu oynuyoruz arkadaşlar. Ormanda bela felaket filan var ve kurtulmaya çalışacağız. Umarım rahat gene anlatabilmişimdir. Rahat gene. Anladınız mı dostum? Başlıyorum. Dümdüz devam ediyorum. Ormandaki tehlikeleri göreceğiz. Bir çocuk ormanda nasıl hayatta kalır size göstereceğim. Yani şans bizimle olsun. Ayı kurt murt bir şey çıkmasa yani ben yürümeyi biliyorum açıkçası. Koşuyoruz. Önümüze çıkan her engeli aşacağız. Mesela bu kütüğün üzerinden çıkıp gidiyorum. İçinden de geçebilirdik. Düşme ha. Ne bileyim bu denge problemi falan da yaşar maşar. Güzel. Çocuk bayağı zıplıyor ha. Bunu kurtarsak bu ileride basketbolcu olur amına. Yuvarlanabiliyor. Kurtulacağımı düşünüyorum işte kısaca. Burada da bir çit var. Kim bilir kimin toprağıdır. Milletin arsasına izinsiz giriyoruz ama yavaş canım kayma. Kamyon var şurada. Saklanmam mı lazım acaba? İnsanlardan saklanalım. Şu üçkağıtçılar çocuk kaçırıyor, böbrek satıyor gibi. Öyle düşünün. İyi birileri olsa bu çocuk bu kadar korkmazdı, tedirgin olmazdı. Tamam, şu an eğildim, onların gitmesini bekliyorum. Kaçacağız. Bu ormanda hiç kimse güvenli değilmiş. Devam et, devam et. Bir şey yok. Ay, seslerden irkildi. İki tane adam buraya geliyor. Ne oluyor lan? Kim lan bu? Gidin oğlum. Her türlü şey vardır ormanda. Çekirge de cırcır böceğidir. Gelip bakmayın. Bulsalar benim böbrekler gitti. Böbrekleri satıp iPhone 16 alacaklar. Tamamdır. Yavaş canı tüyüyorum buradan. Daha koş 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 lan, koş lan. Niye o yavaş gidiyor bu ya? Yorulmuş gerçi, bu da haklıdır ha. Herif uçurumda yuvarlandı. Çocuk daha doğrusu. Burada saklanacak mıyım acaba? Ne yapacağım ki burada? Buzdolabını burçuna koymazlar da. Nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Oyunda zaten 5-6 tuş tek var. Başka bir şeye basılmıyor. He, şununla tutuyorum. Deviriyorum. Ve bunun üzerine basarak oraya çıkacağım. Yaşasın zeka, yaşasın. Zekiyim, zekiyim. Düşmanlarımı zekiyim. Hızlı ol abisi. Çok büyük bir teşkilat ha. Böyle bir iki kamyon yok. Her gittiğimizde yeni yeni insanlar görüyoruz. Devam kebaba. Boş. Bir daha atla. Hiçbir şey yok. Ay neredeyse kemikleri kırılıyordu ha. Bu nedir acaba? Köpek mi geliyor lan? Köpek sesi alıyorum. Bilmiyorum, valla bir yerde köpek sesi aldım. Abisi çık buradan. Çok karanlık bir kötü orman. Buradan da çıkış yok. Anlaşılan o ki yine yukarı gideceğiz. Şununla bir işimiz var. Tut şunu. Çek aşağı doğru. Tamam, şimdi ivmeyi verirsek bu zaten giderken kene. Üzerinden. Ya hadi havalı bir sahne çekeceğim ha. Tamam. Bak izleyin. Kenkene gidecek. Gitmiyor. Kafamdaki hiçbir şeyi başaramıyorum. Hiçbir şeyi. Çok güzel oldu. Bunu da böyle götürelim. Bu çocuğun amacı bu kötü tarikattan ve bu gizli ormandan kurtulmak. Eğil. Kay 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 kay. Oğlum burada balina vardır. Nehire düştük. Umarım akmıyordur ya da pirana falan yoktur. Zıplaya zıplaya gidelim. Gerçi sudaki kabarcıklar mı? Lan ne geliyor su? Aa! Bu nedir oğlum? Oğlum nasıl hızlıyız bu orospu çocuğu yüzünden ne? Koş 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 koş. Kıt aldı. Kıt aldı götümden. Ya bu nasıl bir köpek arkadaşım? Öldürmek için tasarlanmış. Nasıl sinirli görüyor musunuz? Ben kahvaltıda yiyemediği için böyle yapıyor. Zukkum ye zukkum. Aç köpek seni. Oğlum insan çocuğa nasıl böyle saldırır? Ne olursa olsun ben karşı senin düşmanın da olsam bir çocuğum yani. Niye bana öyle kötü davranıyorsun? Köpeklere iyi mi diyoruz? Bu köpekler iyice götü kalkmış ya. Daha ikinci dakikada da karşımıza köpek çıktı. Kim bilir daha neler neler vardır. Efsanevi yaratıklar bile çıkabilir. Şahmeran olsun, Tepegöz olsun, ondan sonra ejderha olsun. Çıkar, bende öyle bir şanssızlık var. Yine bir araba geliyor. Koş koş, ışıkları fari vurursa götümüze yanarız. Beni fark etmemeleri lazım. Işığı tutmuş. Dur dur dur, buranın altına gir. Buranın altına gir. Çok güzel. Son anda altını fark ettim çünkü gidecek bir yer yoktu. Benim kaçtığımdan haberdarlar demek. Çocuk bunlardan kaçıyor. Benim iki böbreğim var abi. Birini size vereyim. Rahat bırakın. İkisini de almayın abi. Paylaşımcıyım ama enayi değilim abi. Buradaki arabadan peki nasıl kurtulacağız? Buraya doğru sanki bir şeyler geliyor da. Arabadan indiler. Arabadan atladı. Amı patladı. Arabadan atladı. Farının sönmesini bekleyeceğim de.
Başka öyle yok mu ya? Ben bu arabanın önden geçmek istemiyorum. Yok galiba. Koşarak geçelim o zaman. Ya da eğilerek bir geçeyim. Aynen, eğilerek geç. Farlar şu an tam olarak beni gördü. Geliyor. Kaç 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 kaç. Nasıl hızlı koşuyor. Büyükler ya, adımları benim 3 adımıma eşit. Hadi be, adil bir kaçış olsun. Düşme oğlum, düşme. Heyecanlanma, böbreklerini düşün oğlum. Bir tanesi de oradan geliyor. Nereye gidiyor? Ananın amma. Ya çocuğa ateş mi ediler? Gerizekalılar. Sizin niyetiniz beni öldürmek mi, kaçırmak mı? Oğlum ölü ölü ben böbreklerimi ne yapacaksınız? Oradaki karavana gireceğim galiba. Şimdi bir daha deneyeceğim. Yine geliyorlar. Hemen ateş ediyor. Hiç dur, dur da demiyor amına kodumun oğlum. Kalk! Ne yapıyor? Bu da boğdu suda. Hazır yakalanmışken. Oğlum ben de kaçamadım. Gitti, şanstır. Bir kere insan bir kere tutturamayınca el oluyor. Zıpla. Zıpla, senin o ayaklarını sikeyim. Sen niye öyle... Kaç! Düşme, düşme, düşme abisi, düşme. Her zaman yanında ben olmayacağım. Gir şuraya abisi. Niye girmiyor buraya? O zaman bizi fark etmemeleri lazım. Oğlum burada gidiş hiçbir şey göremiyorum lakin. Bak şu an zekamı kullanıyorum. Herhalde ki yetmiyor arkadaşlar. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Lan gir buraya, gir. Ananı sikeyim senin. Deccal orospu evladı. Nereye gideyim ben? Deneyeceğim bir daha. O karavanda saklanacağım mı acaba? Bu bana yetişmeyecek. İnşallah düşerse ölürsün. İnşallah, inşallah. Adama diyorum, hakeme demiyorum. Hızlı hızlı. Bak buradaki arabaya yakalanmamam lazım. Burada biraz beklemem lazım. Bu araba geçince yine koşacağım. Hadi be, git lan, git artık. Tamam. Koş koş koş. O özürlü de beni fark edemedi. Tamam tamam, neredeyse kurtuluyorum. Zıplaya zıplaya. Zıplaya zıplaya. Adam buraya gelmeyecek. Ateş ediyor umarım, demez zikzakla kaçla. Hala gelmeye devam ediyorlar ormandan. Oğlum köpekleri de peşime taktılar. Hadi insanlardan kaçıyorum. Ben bu kutlilerle ne zaman... Son anda kurtulmuştum. Nehre atlamıştım bir kahraman gibi. O sırada nehirde bir köpek balığı bana saldırdı. Köpek balığının boynunu ters çevirmiştim. Sonra dişlerini bir bıçak yapıp düşmanlarıma saldırmıştım. Suya ışık tutuyorlar. Suyun altına dal o zaman. Suyun altına dal, ele git. Altta bizi göremezler. Ama nefesimizi de fazla tutamayacağız bence. Ölürüz çok fazla nefesimizi tutsak. Deneyeceğim bir bakalım. Yüzeye çıkmasak ne oluyor? Bak boğuluyordur, boğuluyor. Vefat. Tamam, boğulduk. Ben onu denemek için zaten şey yaptım. Mesela boğulacağımı biliyordum canım. Evet. Son bir kez nefes al. Nefes al, dal. Dal abisi. Heh, hızlı ol, hızlı ol. Hızlı ol. Biraz daha hızlı yüzmeye çalış. Ağzımızda baloncuk çıktığında bilin ki odur, boğuluyoruz. Bak o da boğuluyoruz. Tamam, çık. Çık yeter. Işığı buraya tuttuklarında bir daha da alacağım. Bu iki özürlü yukarıda beni arıyor herhalde. Kötüler, kötüsünüz. Hep de kötü olarak kalacaksınız. Biz iyiler size karşı her zaman kazanacağız. Burada domuz ölmüş, bu su da kesin vebalıdır ha. Domuzları öldüren su bana ne yapmaz? Kaç. Yol, otoyol. Acaba burada otostop çekip kurtulabilir miyim? Gerçi burası çeksek yine mafya gelir. Devam köy usta. Yine kaydık. Ben dere tepe aşıyorum. Ooo, kötülere basıyorum. Oy. Mısır tarlası. Şurada hem zıkkımlanırım, karnımı doyururum. Hem de uzun uzun mısırların arasında kimse beni yakalayamaz. Mısırlar sevdiğim bir bitkidir. Tek sıkıntı çengerekli yılan burada beni ısırabilir. Ne kadar büyümüş lan bu mısırlar. Artık akıl edin de bir alın yani, mahsulünüzü alın. Terk etmişler mısırları. Böyle bir mısır tarlası yakın çevrede olsa her gün giderim 5 tane mısır çalar. 5 tane fazlasında gözüm yok. Aslında 5 tane de fazla olabilir yani. Şehir merkezi ve köy gibi bir yer. Burada da insan vardır. Köylüler insana yardım eder diye düşünüyorum ama bu köy de onların olabilir. Koca bir deposu, deposu. Işık, karanlık, kötülük. Yine bir domuz ölüleri. Burada domuz şeyi mi var, fabrikası? Bunlar hep kesime gidiyor. Ondan sonra yurt dışında hamburger, et gibi normal satılıyor. Bu nedir acaba? Böyle merakımdan girdim de bir şeye yaradığı kesin. Buradan mı buraya gireceğiz? Oğlum hep merakımdan yaptım ha. Hiç kapıya bile tıklamadım. Keşke içeri girmeseydim. Nedir bu? Ver hele.
Çektim. Çekemedim. Bu benim bir işime yarayacak. Mutlaka yarayacak ama çekemiyorum. Çok ağır. Aa, kolmuş lan bu. Ben de bu tarafa çekmeye çalışıyorum. Kol ama sabit durmuyor yani. Sürekli yatıyor. Soğuk su değmiş yarrak gibi sürekli ileri gidiyor bak. Hayır. Bunu oraya tutturmak lazım aslında. Ne yapabilirim ki? Bir buralara bakalım ne var ne yok diye. Bir kapı var. Kırayım mı? Yukarı kaldır. Açtık kapıyı. Git. Tamam, civcivler. Cik 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 cik. Sizin sahibiniz yok mu lan? 20-30 tane. Tilkiler için güzel bir öğün olabilirsiniz. Beni anneleri sanıyor galiba. Ben sizin ananız değilim yavrum. Gidin. Sizi terk ettim yıllar önce. Gidin. Hop. Gelin bakalım civcivler. Bence bunları bir işte kullanacağım da. Aptal civcivler, buraya gelin lan. Hele şu kolu tutmamda bana yardım edin. Çabuk. Aferin size. Şimdi ben ne yapıyorsam aynısını yaptıkları için bu kolu burada sabit tutun ha. Hiçbir işe yaramıyorlar ya. Başımıza bel oldular amına. Oğlum gitsenize. Allah Allah. Ben daha kendime yetemiyorum, hayatta kalamıyorum. Bir de kaç tane civciv peşimize takıldı. Şimdi baba yüreği, ben bunları da burada bırakmak istemiyorum. Nereye gideyim ya? Şurayı aşmak lazım. Hey civcivler, sıra olun, ben sizi üstünüze basarak buraya çıkayım hadi. Babanıza yavrum. Babanıza yardım edin. Civciklerden hayır yok bize. Mesela bunu böyle buraya çekince ne oluyor? Allah Allah, euzubillahimineşşeytanirracim. Tek bildim, bu civcivlerin çok önemli olduğu. Ne yapabilirim? Şuraya tırmanış var mı? Var. Ay civcivler, bunu itmemde bana yardım edin hadi. Ay. Korkudan öldüm, Allah belasını versin. Böyle eski makinelerin ya. Çek. Çalıştıracağız bunu. Neye yarayacaksa artık. Bir daha çek. Hadi bakalım. Tamam, sonunda çalıştı. Buhar makinesi 1870'li yıllardan kalma. Bunu alın müzeye verin, size milyon dolar verir ha. Bunu çalıştırdık, şimdi ne işimizi görüyor ki? Buhar çıkarıyor. Bunu çıkardıktan sonra bu kolu çekebileceğiz diye düşünüyorum. Aynen. Bakın, o da bir şey üfürüyor. O üfürük o şeyi durduracak mı? Bu yukarıdaki şeyi devirmeye çalışıyoruz. Onun sayesinde karşıya geçeceğiz de. Bu hikayede civcivlerin yeri tam olarak ne? Bir kahramanlık yapmanız gerekiyor bence de. Biraz böyle tutalım. Hop 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 hop. Oğlum acaba ben bu civcivleri makinenin içine mi atayım? Civcivleri de oraya fırlatarak belki karşıya geçerim. Az kalmış lan, devriliyor aslında, biraz tutalım öyle. Aynen. Biraz bekleyeceğiz. Onun havası bunu devirecektir. Aa, civcivleri fırlattı. Oğlum dur bir. Civcivler bu makinenin içine nasıl girdi? Böyle hızlı hızlı koşuyorum. Ben koşarken. Aa, civciv fırlatıyor. Demek ki birkaç civciv bir şekilde şu makinenin içine girmiş. Neyse, hoşça kalın yavrularım. Umarım büyük bir tavuk ve horoz olursunuz da yumurtlarsınız. Ve umarım bir gün kesilmezsiniz, ki kesileceksiniz. Boş bir dua ettim. Yolunuz açık olsun. Yolları da kümes ha. Umarım iyi kümesler sizlerin olur. Buradan atlarsam bence kesinlikle ölürüm yani. Buradan inmenin başka bir yolu olmalı. Ya da olmamalı. Atla. Domuzların üstüne atla. Heh. Çok güzel. Hayvanlardan yardım ala ala bugünlere kadar geldik. Bu hızda devam edersem yaklaşık 2 günde ben kurtulacağıma inanıyorum. Bir kapı. Yine geldik. İnsanlar ve köpekler gelmesin de her türlü hayvana hazırlıklıyım. O ne lan? Solucan girmiş buradaki domuza. Bataklık. Beni bat. Ölüyorum galiba arkadaşlar. Gitgide derinleşiyor bu bataklık. Hızlı ol. Tırmanabiliyor mu tele? Çita gibi bu çocuk maşallah. Olimpiyat şampiyonu olabilir ha.
Saf yetenek tabii, mafyalar da keşfetmiş. Batma, boğulma oğlum, ölme. Hızlı hızlı çık buradan. Harikasın yavrum. Bakın görüyor musunuz? Kurt girmiş şeyin götüne, domuzun. Kurtlar nereye gireceğini biliyor tabii. Götene girmiş, bak götene girdi, belliydi zaten. Ben oğlum, benden ne istiyorsun amına koyayım? Ben mi seni öldürdüm? Kaç kaç kaç. Hop madator. Hadi gel bakalım. Oo! Kandırırız geri zekalı, bir domuzla da baş edebileceğim. Hop! Kapıyı kırdırdık. Tam yeter bu oyun. Yorulmadın mı? Az önce götünde solucan dolaşıyordu. Ben bunu kullanacağım. Bayıldı. Orospunun evladı bayıldı sonunda. İyi oldu ama yine canlanabilir. Götünde kurt olduğu için her an canlanabilir. Şuna ya, şuraya mı atlayayım lan? Burada bir merdiven var. Şuraya gider misin canım? Gitmiyor. Bunun yolu hep dipdüz ha. Gir bir yere. Götündeki kurdu alabilir miyim? Aldım. Oh, oh! Ne yaptım lan? Sana iyilik yaptım. Şimdi benimle dost mu olacaksın? Götünde yaklaşık 22 santim başı hariç bir kurt vardı. Ve ben onu çıkardım. Aferin, dikil böyle. Yavrum başka kurdu varsa onu da çıkarayım. Hayla, yine de bir yere atlayamadım be. Merdiven olarak kullanacaktım da olmadı. Gel buraya gel. Gel lan. Hadi. Zıt. Az önce şey yapıyordun. Artistlik tarzıydın. Gel buraya, seni bir ileri bir ileri bir geri götürürüm ha. Yoruyorum iyicene. İyicene mal olsun. Tamam, burada dur. Burada dur lan. Şuraya atla. Çok güzel. Ha siktir, zombileri mi yöndürdük? Nedir arkadaş, bunlar kimdir? Bunlar da psikolojisi bozulmuş insanlar mıdır? Aa, ben bu insanları yönetiyorum. Bakın, geriye gidince o tarafa gidiyorlar. Zıplayınca da zıplatıyorum. Şu an ben bu insanları arkadaşlar yönetiyorum, bu beynime taktığım şey sayesinde. Gelin bakalım. Bunlarla büyük işler başaracağız. Öncelikle şunları bir çıkarayım. Çıkar. Hepiniz gidin. Eşek sürüleri sizi. Beyinleri yıkanmış, bir makineye bağlanmış. Makine sayesinde bunları alt edebildim. Bunu çekeceğim mi? Yıkacağım, evet. Tam olarak bana bir kapı sağladı bu. Çok teşekkür ederim uzaylılar, aptal orospu evlatları. Şimdi içeri girin. Aynen, içeri girin. Ya valla bak ya, ne kadar güzel bulmacalı bir oyunmuş. Tam benlik haberi oyunlara bayılıyorum. Hop. Ha gel de burayı, garaj kapısını kaldır hadi. Gel de kaldır. Yetmez, gücü yetmez. Yetti. Oh, biraz olsun aydınlık bana iyi geldi. Sabah olmuş. Sabahları çok seviyorum. Geceler her taraf karanlık. Pis. Nereden bir saldırı geleceğini bile görmüyorsun. DRTP. Sıraya girmişler. Nedir o? Kantin sırasına benziyor bizim okuldaki. Her şey, bizim okuldakiler böyle düzgün sıraya girmiyor. Hepsi birbirini bıçaklıyor. Saygılar dostlar. Umarım istediğiniz simiti poğaçayı alırsınız. Bayağı ilerledik ya. Çok güzel gittik açıkçası. Şu nedir? Bu ne deyit? Kardeşim bekle buradan. Yine bir yerlere çıkacağız. O küçük zekamızı zorlama vakti. Baba yak. Hadi bir cigara daha. Gel bakayım. Çekelim bunu. Şurada bir zincir var. Bunu yaklaştırdıkça o zincir düşüyor. O zaman biz bu zinciri kullanarak yukarı çıkmaya çalışacağız. Anlaşıldı ustam. Git 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 git. Aferin sana. Ben hayatta böyle bir zinciri çıkacağıma inanmıyorum. Bu çocuk çok çevik. Ya da göt korkusuna adrenalin dolduğu için böyle şeyleri başarabiliyor. Bence tamam ha. Gidelim, yine bir civciv sesi alıyorum. Ya, canım yavrularım, beni mi özlediniz? Kaldır bakalım. Civcivlerin olduğu her yer güvenlidir. Ama bunlar serçe lan. Buralarda bir yerde tuzak kokusu alıyorum. Bilmiyorum, hiç güvenli gelmedi bana. Bak yukarıda 2 tonluk bir kutu kafama düşebilir. Buraya gidelim. Böyle devam edelim. Merdiven. Kardeş.
Şu nedir? Gördün hal korla oynayacaksın böyle oyunlarda. Yukarı. Götür götür kaldır. En fazla o kadar mı kalkıyor? Allah Allah. Karşıya geçeceğiz demek ki şöyle. Buradan da böyle. Hayır yetmedi. O zaman biraz indir. Bir daha dene. Koş zıpla. Yine olmadı. Bence yanlış bir şeyler yapıyorum. Olmuyor. Olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Bu kaçıncı? Aşağı götürdük, yukarı götürdük. Ebesini amına götürdük. Bir türlü yetmiyor. Lan acaba bir dakika şunu indir bir. İndir. Bu tahta böyle yan tarafta ya. Bununla oynayabiliyor muyuz? Bakın oynadık. Böyle yapabiliyoruz. Ben bu şekil yapacağım ki köprü görevi görsün. Vay be. Nasıl şeyler yapmışlar adamlar be. Oturup da resmen düşüneceksin yoksa olmuyor. Geldik şimdi olacak değil mi? Tabii ki canım. Tabii ki canım. Bu kadar yolu ne için geldik peki? Bunu düşürmek için he? Emin misin? Yüksek ihtimalle böyle kırıldı mı? Evet kırıldı. Ben de cehennemin dibini boyladım. Öldük mü? Yanlış yaptım ha. Onu kıracağım ama kendim düşmeyeceğim. Hadi. Sonunda kurtuldum ha. Orayı kırdım. E peki bu bana tam olarak ne sağlayacak? Kendim gideyim o aşağı gideyim o zaman. Düzgünce gideyim. Abisi buradan düşsem bir şey olmaz, bir şey olmaz. İndir beni. Tam buradan düşsem. Gidip oraya bakacağım. Demek ki çıkış yolu orada. Düzgün in. Oh ölmedi. Fazla yüksekten düşmedik ya. Bu ne be? Çek çek çek. Her deliğe giriyoruz fare gibi. Başımıza çok iş gelecek. Şurada bir top var. Yani top değil de bir makine gibi bir şey. Bozuldu, kırıldı, bitti. Evet hayatımızın son bulduğu noktaya hoş geldiniz. Ne yapalım ya. Çık git. Bozmadık, görmedik, duymadık. İlerle. Burada da yine bir kol var. Kol oraya açtı. Oradan bir şey çıkmaz umarım. Yine beynimize bir şey takmak için bir yer var. Gidip deneyelim mi? Deneyelim bence. Tamam. Şimdi köleler nerede? Şu tarafta birkaç köle varmış. Ne yapacak ki bunlar? Mutlaka ben bir işimi görecekler de tam emin değilim. Oraya gittiler. Çıktılar geldiler. Bak şu sağ tarafta ışık var. Ha, bence ikisi aynı anda bu ışıklara basması lazım. Ama nasıl yapacağız? Gelin 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 gelin. Oğlum hangi kombinasyonla bu ikisi aynı anda şu tuşlara bastırabilirim ki ben? Şu yerdeki tuş... Bak bu bastı diyelim sol taraftaki basamıyor. Sol taraftaki bassa sağ taraftaki basamıyor. E ben bu ikisine bastıklarımı nasıl aynı anda hizaya getirebilirim? Bir deneyeceğim. Şu tarafa gideyim zorlayayım bunların bir koşusunu. Koş 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 koş. Yine olmuyor. O zaman şöyle bir şey deneyeyim. Bir dakika çık buradan. Buradan bir çık. Şu kolu bir kapat. Aynen bunu kapattım. Önce bu malı koyayım o zaman. Ondan sonra öbürünü. El olacak mı? Gel bakalım özürlü. Sen burada dur. Tamam. Bir dakika. Şimdi bir açalım bir burayı. Ha. O gerizekalı şimdi gelsin bir bakayım. Hadi gerizekalı sıra sende sen gel. Yine olmuyor lan. Aslında yolları eşitlemek için şu kapıyı kapatsam mı? Şu adam içeriye giremesin. Aynen bir böyle deneyelim. Şu kapıyı kapat abi. Bu kapı işi bozuyor ya. Eşitliği bu şey yapıyor. Şimdi dene bakalım. Bozuyor. He. Hop. Lan hadi köleler ne kadar çok uğraştırdınız beni. Şimdi eşit aynı anda gelmeye başlayacaksınız. Şöyle gelin. Durun. Bu bastı. Bu da bastı. Sonunda be. Of. Ne yordunuz beni gerizekalı mahlukatlar. Mahlukat ne demek acaba? Tren mi? Tren yolundayız. Bir aydınlığa çıksaydım bölümü bitireceğim arkadaşlar. Biraz daha gidelim.
Harika devam ediyoruz. Harika. Kay. Kay kay. Aydınlığı gördüm. Binalara geldik. Güzel. Biraz açık alan olunca insan daha iyi şey oluyor. Eğlenceli oynuyor. Aşırı karanlıklar beni boğuyor. Her zaman söylerim bunu. Buradan atla 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 öleceğiz lan. Öldük. Ölmedik. Ben biliyorum atlamamız gerektiğini de. Tam zamanda atlamışım. Aşağıda köle ticareti yapıyorlar. Sırayla yürütüyorlar. Kullanıyorlar onları. İş yaptırıyorlar. Vuruyorlar. Dövüyorlar. Sinirlenince ensesine tokat vuruyorlar. Beni de öyle yapacaklar. Yakalarsalar da. Bu serçeler ne korkak hayvan ya. Gördüklerinde 120 kilometre hızla kaçıyorlar. Buradan da hop. Abisi düşme. Abisi düşme ha. Neredeyse gidiyordum ha. Denkin kaybından. Böyle. Kırıldı. Kırıldı. Yapacak hiçbir şey yok. Kırıldı. Öldük. Öldük amına. Buraya geldim. Neyse ki hızlı karar veren biriyim. Ve asla panik yapmam, beni bilirsiniz. Şimdi nerede duram ben acaba? Şurada durak mı? Bence arkadaşlar ben şurada durayım. Ulan bunlara bu şekilde var ya, Mısır piramitlerini bile yaptırıyorlar. Çünkü kafaları yerinde değil ya. Bakın ben de böyle dikkatli dikkatli inceliyorum. Yüksek ihtimal buradan aşağı ineceğim ama sonraki bölümde ineceğim arkadaşlar. Bu serinin devamının gelmesini isterseniz like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.